Şimdi sana radyoizotop içeren bir madde enjekte edeceğim. Beyin omurilik sıvına girecek, oradan da beynine ulaşacak. Yalnız başın fena halde dönebilir. Sakın endişelenme, tamam? Elimizde detaylı bir soy geçmiş bilgisi olmadan sağlıklı bir teşhis koyabilir miyiz? Ben aileden detaylı soy geçmiş bilgilerini aldım hocam. Hangi aileden? Ortada bir aile yok. Nasıl yani? Çocuğun babası gerçek babası değil. Hocanın dediği çıktı. Blokaj var. Hadi ya. Genelde öyle oluyor. Bu arada dün işlemi uygularken dikkat ettim. Baba ile oğlun gözlerinin aynı noktasında leke var. Bu da akraba olmama ihtimallerini onda bire düşürüyor. Yani? Yani bu sefer ben haklıyım. Adam çocuğun babası. Yalnız hoca bu dediğini ikna alıp paranı geri vermez biliyorsun değil mi? Daha sağlam bir şey bulman lazım. Para değil de aileyi DNA testine ikna etmek için bir bahanemiz olsa. Yani bir şey uydurup bütün aileye test yapmazsak hepsinin öleceklerini söyleyebiliriz mesela. Ne o? Kıkır kıkır. Haberleri iyi galiba. Sonuçlar çıktı hocam. Söylediğiniz gibi. Ciddi bir blokaj var. Hastayı hemen ameliyata alıp serebrosiplen sıvının akışını sağlamak için şant koyacağız. Basınç ortadan kalkınca her şey normale dönecek. Bravo. Ne şanslı çocuk be. He? Sizin gibi doktorları var. Laf mı soktu bize?